Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'li kronometre edebiyat denemesinin dördüncüsünü çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır demiş. Bakalım. Dil yazarın yazar kimliğinin başat belirleyicisidir. Dil yazarın şerefidir. Dili doğru kullanmak için dile hakimiyet gerekir. Bu da yeterli bir kelime hazinesine sahip olmaktan geçer. 500 kelimeyle öykü roman yazılamaz. Yazılırsa da zaman eler onu ifadesinde. Bakın arkadaşlar koşul anlamını sormuştu hatırlarsanız bize. 4 numaralı cümleye bakarsak arkadaşlar bu da yeterli bir kelime hazinesine sahip olmaktan geçer diyor. Bu neyin koşulu? Dile hakim olmanın koşulu arkadaşlar. Dili doğru kullanmanın koşulu. Bundan dolayı da doğru cevabımız 4. Yani C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada geçen zaman eler sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın parçayı okumuştuk demin birinci soruda hatırlarsanız. Yazılırsa da zaman eler ifadesinden biz neyi anlıyoruz arkadaşlar? Kalıcı olamayacağını, unutulup gideceğini anlıyoruz. Seçeneklerimize bakalım. Özgün olamayacağı olmaz. Özgünlük farklı olmak demekti. Genel kabul görmeyeceği, genelden bir şey bahsetmiyor, bunu da eleriz. Kalıcı olmayacağı demiş. Aradığımız cevap bu da arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Tanımsal ifadelere yer verme. Bakın arkadaşlar, şurada bu tür yüzeysel magma patlamaları sonucu oluşan kraterlere mağar, içi suyla dolu olanlara da mağar gölü deniliyor ifadesinden bunun bir tanım cümlesi olduğunu anlarız. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Betimleyici anlatımdan yararlanma demiş. Paragrafın genelini okuduğumuzda arkadaşlar genel itibariyle betimleme yaptığını görüyoruz. Buradan da B seçeneği çıkar. Bunu delemiş olduk. Benzetmeye başvurma demiş. Bu nerede var? Bakın şurada bir fötr şapkayı andıran ifadesi var. Burada da fötr şapkaya benzetmiş. Bundan dolayı da arkadaşlar benzetme vardır. C seçeneğini denemiş oluruz. Öznel yargılara yer verme demiş. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın, jeoloji harikasıdır demiş. Kime göre, neye göre değişir? Özneldir arkadaşlar. Bundan dolayı buradan D seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu deledik. E seçeneğinde yer alan değerlik cümlelerden yararlanma ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar, bütün cümlelerin yüklemine bakacak olursak, hepsinin yüklemi nedir? Sondadır. Sonda olduğu için de biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Kurallı cümle diyoruz. Bundan dolayı da devrik cümle bu paragrafta yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene en yakındır demiş. Okuyalım. Güzel ve etkili konuşmada en önemli unsur konuşmacının söyledikleri arasında çelişki bırakmadan konuşabilmesidir. Çelişki bırakması nedir arkadaşlar? Bırakmaması, tutarlı olması demektir, değil mi? Tutarlılıktan bahsediyor. Bir söylediğini diğer söylediğini tutmasından bahsediyor. Seçeneklere bakalım. Akılcı bir konuşma yapmak için öncelikle zihni buna ikna etmek gerekir, olmaz. Konuşma sırasında dinleyiciyi düşündürecek cümleler kullanmak konuşmanın etkisini artırır, olmaz. Ağızdan çıkan cümleler birbirleriyle tutarlı değilse etkileyici bir konuşma sağlanamaz. Bakın yine tutarlı olmaktan bahsetti. Bundan dolayı da arkadaşlar nedir? Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu mani ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Yar sana gam çekme deli gönül bulunmaz mı yar sana? Çünkü Ferhat'ım dersin şu dağları yar sana ifadesinde. Telmih var mı arkadaşlar? Var. Ferhat'la Şirin hikayesine değindiği için burada telmih sanatı vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. Hem kesik hem de artık mani özelliği göstermektedir diyor. Bakın arkadaşlar, 7 ile hece ölçüsünden az olduğu için bu nedir? Kesik maninin özelliğidir. Bundan dolayı kesik mani vardır. Artık mani de arkadaşlar sonuna mısra eklenmesidir. Burada da bu mısrayı eklediği için bu da doğrudur. Bunu delemiş oluruz. Cinas sanatına başvurulmuştur diyor. Cinas sanatı yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerin mısra sonlarında kullanılmasıydı. Bakın, bulunmaz mı sevgili sana ifadesiyle şu dağları yarsana, ikiye ayırsana, parçalasana anlamında kullandığı için burada ne vardır arkadaşlar? Cinas vardır. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş olduk.
D seçeneğinde ilk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar, yar sana, yar sana, yar sana doğru söylüyor. O yüzden D seçeneğini dilemiş oluruz. A'yı B'yi elemiştik zaten. E seçeneğinde yer alan benzetmelere yer verilmiştir ifadesi yanlıştır. Bu parçada herhangi bir benzetme bulunmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Servet Fuhrî'nin hareketi şiirin konularında yaptığı değişikliklere, önce Tanzimat devrinin getirmiş olduğu her güzel şiirin şiire konu olabileceği formülündeki güzellik kaydını kaldırmakla başladı. Şiirin konusu sınırsız bir şekilde genişleyerek şairin herhangi bir bölümden ilgisini çeken her şeyin şiire konu olabileceği kabul edilmiş oldu. Bu arada şairin günlük hayatına ait basit olayların da şiire bol bol girdikleri görüldü. Gerek mizaçları, gerekse yaşadıkları devrin ağır siyasi ve sosyal şartları sayesinde toplumsal içerikli şiirler de yazıldı. Tiyatro yapıtları sahne tekniğine pek uygun olmayıp okunmak için yazılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar, şurada toplumsal içerikli şiirler yazılı demiş. Aslında arkadaşlar, istibdat dönemi, baskı dönemi olduğu için burada nedir? Bireysel konulu şiirler yazılmıştır. Bundan dolayı burası yanlıştır. Bundan ötürü de doğru cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdakilerin hangisinde fecraati edebiyat sanatçılarından Ahmet Haşim'in özelliklerinden biri değildir demiş. Sanat anlayışı dil ve üslup bakımından Servet Fuhrî'ne benzer. Doğrudur. Elemiş olduk. Serbest müstezat nazım şekliyle şiirler yazmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Bu da Ahmet Haşim'in özelliğidir. Bunu da elemiş olduk. Şiirlerinde toplumsal sorunlara yer vermiştir. Bakın arkadaşlar, Ahmet Haşim öz, saf şiir anlayışı içerisinde yer alır. Dolayısıyla da bunların şiir anlayışları nedir arkadaşlar? Sanat için sanat düşüncesi vardır. Bu yüzden toplumsal konulara değinmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dizeler divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda verilen yaygın yargılardan hangisiyle bağdaşmaz demiş. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi ifadelerine baktığımızda A seçeneğinde söz ve anlam sanatlarına sıkça başvurulur demiş. Evet arkadaşlar, bakın, nesne yok devlet gibi, cihanda bir nefes sıhhat gibi derken benzetme sanatlarını kullanmış. Bundan dolayı A seçeneğini eleriz. Aruz ölçüsü kullanılmıştır diyor. Divan şiiri ise zaten aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Doğrudur. Şiirler genellikle beyitler halinde oluşturulur. Gazel, kaside, mesnevi hatırlayın, beyitler halindeydi. Doğrudur. Parçaya da uygun. Bunu da dedik. Şiirde ahenk unsurlarına önem verilir demiş. Doğrudur. Zaten divan edebiyatı göz için kafiye anlayışına sahiptir. Bundan dolayı da ahenk unsurlarına fazlaca yer verilmiştir. D seçeneğini de dedik. Süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar, divan edebiyatında evet doğrudur, süslü sanatlı bir dil kullanılır ama biz bu parçaya baktığımızda süslü sanatlı bir dil olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Buna aykırı bir durum var. Bağdaşmayan bir durum var. Zaten sorumuza da bağdaşmaz demişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Çünkü bu şiir sade bir dille, anlaşılır bir dille yazıldığı için. 9. soru. Yukarıdaki kavramlardan hangileri olaya bağlı metinlerin temel özelliklerinden değildir demiş. Zaman, kişiler, mekan, bunlar hep arkadaşlar olaya bağlı metinlerde görülür. Fakat dize ve ölçüyü biz nerede görüyoruz arkadaşlar? Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde, yani şiirlerde rastlanır. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dizeler biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki türlerin hangisine örnek olabilir? Bugün açız yine evlatlarım diyordu peder. Bugün açız yine. Lakin yarın ümit ederim. Sular biraz daha sakinleşir. Ne çare? Kader. Hayır. Sular ne kadar coşkun olsa ben giderim diyordu oğlu. Yarın sen biraz ninemle otur. Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta ifadelerinden. Mesnevi midir? Değildir arkadaşlar. Mesnevi beyitler halinde yazılır. Koşma mıdır? Değildir arkadaşlar. Öyle bir anlatım da yok. Dikkat edecek olursanız ve koşma dörtlük biçimindedir. Bu da değil. Mensur şiir düz yazıdır arkadaşlar. Bu düz yazı biçiminde mi yazılmış? Hayır. Bunu deleriz. Fable mıdır? İnsana ait özellikler insan dışındaki varlıklara mı yüklenmiş? Hayır. Bu da değildir. Bu arkadaşlar nedir? Manzum hikayedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.
11. soru, bir eleştirmenin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebi kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Öykü ve romanlarında iç dünyası, psikolojisi, nesne ilişkileri ve rüya yoluyla kimi zaman bilinçaltına yönelen bir anlatımla verilir. Evet arkadaşlar, rüya, bilinçaltı, psikolojik unsurlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli değindiği konulardır. Bundan dolayı doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Romanlarında insanı anlatır ama anlattığı insanı toplumdan soyutlamaz. Evet, bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şiirde biçim disiplinine önem vermiş. Bu yüzden hece ölçüsüne yönelmiştir. Evet, şiirlerinde hece ölçüsüne yönelir. Şiir ciddi ve titiz bir çalışmadır demişti, hatırlayın. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Şiirlerinde ağırlıklı olarak tarihi konuları işlemiş. Epik şiirlerle milli ve manevi duyguları diri tutmuştur ifadesinde arkadaşlar. Biz bunun olmadığını görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Daha çok Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerine baktığımızda arkadaşlar, zaman, rüya ve demin söylemiştik, hatırlayın, bilinçaltı gibi konuların işlendiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçadaki aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır diyor. Parçamıza bakalım. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem, tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülersiniz diye söze başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istesem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır demiş. Arkadaşlar, bu parça bir yer anlatmıyor. O yüzden gezi yazısı değildir. Bundan dolayı A seçeneğini demiş olduk. Bilimsel bir yazı mıdır? Herhangi bir şeyi kanıtlamak amacıyla mı yazmıştır? Değildir. O yüzden biz makaleyi delemiş olduk. Bir olayı mı anlatıyor, bir haberi mi aktarıyor bize? Değil. O yüzden haber yazısını da elemiş oluruz. Günü gününe yazılmış bir yazı mıdır? Tarih atılmış mı? Başından geçen olayları mı anlatıyor? Hayır. O yüzden bu günlük de değildir. Arkadaşlar, bu nedir? Bir sohbettir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Parçamıza bakalım arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde köylünün ilkel üretim ilişkileri, kuraklık, susuzluk, açlık gibi türlü sorunları bütün boyutlarıyla ele alınmıştır kimi roman ve öykülerde. Talip Apaydın'ın, Dursun Akçam'ın, Necati Cumalı'nın adlı yapıtları köy insanının acımasız doğa koşulları içindeki yürekleri acısı yaşamından kesitler yansıtır demiş. Arkadaşlar, Talip Apaydın'ın hangi eseri bunu yapar? Tabii ki Yarbükü'dür arkadaşlar. Bakın, bunu alırız. Diğer önemli eser nedir? Dursun Akçam'ın köy insanının acımasız hayatını anlattığı eserin adı Kanlıdere'nin Kurtları'dır. Necati Cumalı'nın eseri de arkadaşlar Susuz Yaz'dır. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 14. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Sosyal içerikli roman ve hikayeler yazan Muzaffer Üzgü, taşlama ve yergi arası öyküler yazmıştır. Doğrudur. Yerginin üstatlarından biridir zaten. Toplumcu gerçekçi sanatın öncülerinden olan Orhan Kemal, Türk edebiyatına işçi sınıfını getiren yazarlardandır. Doğrudur. Toplumcu gerçekçi, hatırlayın, işçi sınıfını anlatıyordu. B'yi elemiş oluruz. Durum öyküsünün ilk temsilcisi olan Memduh Şevket Esendal, edebiyatsız edebiyat yapmaktan yanadır. Arkadaşlar, bu da doğrudur. Durum öyküsünün de ilk temsilcisidir. Bunu elemiş olduk. Yaşananları ve yaşadıklarını şiire aksettiren İsmet Özel, Bir Gün Mutlaka adlı şiiriyle toplumcu gerçekçi yönünü yansıtmıştır diyor. Arkadaşlar, Bir Gün Mutlaka adlı eser Ataoğlu Behramoğlu'nundur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. İsmet Özel'in böyle bir eseri bulunmamaktadır. 15. soru. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alınırsa yukarıda söz edilen dizelerin aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine ait olduğu söylenebilir demiş. Bakalım. Asker Duası adlı bu şiir 1913 yılında Halka Doğru adlı dergide yayımlanmıştır. Aslında sanatçımız çıktı ama yine de devam edelim. O günlerde devam eden Balkan Savaşı nedeniyle ordumuzun Balkan devletleriyle derin bir mücadele içerisindeydi. Sanatçımız da bundan yola çıkarak kaleme almıştır bu dizeleri. Hatta söz konusu dizeler Selçuklu Sultanı Alparslan'ın
duygularının tercümesidir bir bakıma. Yolumuz gaza, sonu şehadet. Dinimiz ister sıt ile hizmet. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti mesrur eyle ya Rabbi derken, bakın arkadaşlar, biz bu dizelerin kime ait olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki milliyetçi duygu ve düşünceleri savunan Ziya Gökalp'e aittir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 16. soru. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin bu parçada örneği verilen öğretici metin tarzında bir eseri yoktur demiş. Parçamıza bakalım. Delhi'den Leh'e doğru uçakla yola çıktığımızda gözlerimi pencereden bir türlü ayıramamıştım. Himalayalar altından kayıp gidiyordu ve hiç tükenmeyecekmiş gibi sıra sıra dizilmişti. Fazla yükselemeyen uçağımız sanki dağların tepesindeki kar birikintileri yalayıp geçiyordu. Arkadaşlar, bu bize neden bahsediyor? Bakın, bir gezideki duygu ve düşüncelerinden bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda Evliya Çelebi'nin bu eseri nedir arkadaşlar? Seyahatname'dir. Dolayısıyla biz A seçeneğini elemiş oluruz. Reşat Nuri Güntekin'in de böyle bir eseri var. Hatırlayın, nedir bu? Tabii ki Anadolu Notları 1-2'dir arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Babür Şah'ın neyi var arkadaşlar bu konuda? Babürnamesi var. Hatırlayın, bu tarzda yazdığı önemli bir eserdir. Bundan dolayı biz C seçeneğini elemiş oluruz. Ahmet Haşim'in neyi var arkadaşlar? Tabii ki Frankfurt Seyahatnamesi var. Dolayısıyla biz D seçeneğini elemiş oluruz. Ahmet Muhiddin Anas arkadaşlar gezi türünde eser vermemiştir. Daha çok şiirler kaleme almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada söz edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Öykücülerimize öykü konusunu anlatırken Parasız Yatılı adlı eseri seçtim. Kitaba adını veren öyküyü okuma ve inceleme metni olarak seçtim. Amacım öykücülüğümüzün Sait Faik, Orhan Kemal, Oktay Akbal gibi Doruk adları arasına katılan bir ismi öğrencilerimin okuma belleğinde yer vermekti ifadelerinden. Bakın arkadaşlar, Parasız Yatılı adlı eser kimindir? Tabii ki edebiyatımızın yine önemli isimlerinden biri olan değerli arkadaşlar Firuza'nındır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Namık Kemal'in önce iki cilt olarak düşünüp yalnız bir cildini yayımlayabildiği Cezmi, Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Doğru. Realizm akımından etkilendiği oyunlarından Zavallı Çocuk'ta genç bir kızın kendisinden yaşlı biriyle görücü usulü evlendirilmesini anlatmıştır diyor. Yanlışlık nerede arkadaşlar? Namık Kemal realizmden değil, daha çok neyden etkilenmiştir? Romantizmden etkilenmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş yine. Bakalım. Tanzimat döneminde ilk telif hikayeler Ahmet Mithat Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Yazarın Kıssadan Hisse adlı kitapta topladığı bir kısmı Aisipos ve Fenelon'dan alınmış fıkralardan oluşan ilk çalışmasından sonra birçok hikayeden oluşan Küçük Şeyler serisinin ilk cildini 1870'te kitap halinde yayımlar. 1872'de Emin Nihat Bey'in 7 uzun hikayeden oluşan Müsameretnamesi cüz cüz yayımlanmaya başlar. Arkadaşlar, burada bahsedilen şey nedir? Yanlış olan şey, Küçük Şeyler adlı eser Ahmet Mithat'ın değil, kimindir arkadaşlar? Tabii ki Sami Paşa Zade Sezai'nindir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım arkadaşlar. Servet-i Fünun'un şiiri ile Fecrati şiirini birleştiren başlıca özellikler arasında kullanılan malzemedeki birlik dikkati çeker. Fecrati şiirinin başlıca temaları da Servet-i Fünun'un şiirinde olduğu gibi aşk ve tabiattır. Dilde ise Fecraticiler konuşma dilinin sadeliğine iyice yaklaşmaya başlamıştır. Ölçü yine aruzdur. Nazım şekillerinde yapılan başlıca değişiklik müstezan, Fransız sembolistlerindeki serbest nazma tamamıyla benzetilmesidir ifadesinde. Yanlışlık nerede arkadaşlar? Bakın şurada. Dilde ise fecraticiler konuşma dilinin sadeliğine iyice yaklaşmaya başlamıştır diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Fecratiden kastedilen Ahmet Haşim'dir.
Fakat Ahmet Haşim'in biz diline baktığımızda ise neyi görüyoruz arkadaşlar? Ağır bir dilin olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız yine C seçeneği olacaktır. 21. soru, aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir demiş. Bilimsel ve deneysel gerçekliği esas alma, naturalizm doğrudur elemiş olduk. Çevre betimlemeleri kişilerin psikolojilerini yansıtmak için yapma, realizm doğrudur elemiş olduk. Sadece seçkin ve olgun insanları anlatma, klasizm doğrudur elemiş olduk. Varlığın sanatçıda uyandırdığı izlenimleri anlatma, empresyonizm doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Bilinçaltının sanata uygulama görüşünü benimseme, parnasizm değil arkadaşlar. Bilinçaltı dediğimizde aklımıza sürrealizm gelecek. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 22. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir fabldan alınmıştır diyor. Fabl neydi? İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılması. Bakalım. Bir zamanlar izinde adım adım gezerdin. O kara gözlerini ta uzaktan süzerdin değil. Katır diretmiş, savunmaya kalkmış parayı. Eşkıyalar da ver yansın etmiş sopayı. İfadelerinde bakın. Katırın diretmesi, savunmaya başlaması. Değerli arkadaşlar. Bunlar nedir? İnsana ait özelliğin insan dışındaki bir varlığa aktarılmasıdır. Bundan dolayı burada fabl vardır. Bunun içine doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 23. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki altı çizili sözde kastedilen edebiyatın temsilcilerinden biri değildir demiş. Olmuyor neyleyim, olmuyor veli nimetim efendim, olmuyor 20. asırda tarzı kadim üzere gazeller söylemek. Gazellerden bahsetmiş, tarzı kadim üzere demiş. Burada değerli arkadaşlar neden bahsediyor? Burada dikkat edecek olursanız tabii ki divan edebiyatından bahsediyor. Arkadaşlar biz seçeneklere baktığımızda Fuzuli divan edebiyatındadır. Şeyh Galip divan edebiyatında, Nedim divan edebiyatında, Baki divan edebiyatında, Karacaoğlan tabii ki halk edebiyatındadır. Halk edebiyatının en hisli şairidir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 24. soru. Romalılar tarafından ortaya atılan Türk edebiyatına Tanzimat döneminde giren yalnız işaretlerle, jest ve mimiklerle oynanan sözsüz tiyatro oyununa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar tulu ad doğaçlama oyunlara denir. Bunu elemiş oluruz. Kabare değerli arkadaşlar toplumsal sorunları dile getiren, genellikle de güncel olayları işleyen müzikli tiyatrolara deniyor. Alaylı bir şekilde olaylar alır. Bunu delemiş olduk. Komedi değildir zaten. Bunu deleriz. Komedide çünkü ses var. Arkadaşlar metin var. Bunun üzerine kuruluyor oyunlar. Bundan dolayı C'yi delemiş oluruz. Epik tiyatro da olmaz arkadaşlar. Epik tiyatro da nedir? Kahramanlık olaylarını anlatır. Bunu delemiş oluruz. Doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Pandomim olacaktır. Bundan dolayı da B seçeneği doğru şıkkımızdır. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki limit denemesinde buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.